tasarım odaklı bir mimarlık ofisi olarak genç bir ekibe sahibiz. Ofisimiz yaklaşık 18 yıl oldu. Gençlik hatası olarak kurulmuş bir ofis ama ayakta kalmayı başarmış bir ofisiz. Burada hep işverenlerimizi işin içine dahil ederek biz en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz. Hep yaparken teknolojiyi ve ekonomiyi ve gündemi iyi takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğimizde. Bazıları gördüğümüz, bazıları yarışma alternatifleri olarak kalan projelerimizi ben bugün sunacağım. Bir de 5 adet, yani bizi daha iyi anlatacağına inandığımız 5 adet örnek proje üzerinden de nasıl çalıştığımızı ve mimarlığımızı nasıl algıladığımızı anlatmaya çalışacağım. Biz öncelikle mimarlığı yaptıklarımızla değil de yapmadıklarımızla, yani boşluklar üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Bu bizim Mecidiyeköy'de yaptığımız bir ofis binası. Bunun detayına gireceğim. Ben hani bitmiş işlerimiz üzerinden ilerlemeye çalışıyorum. Ondan sonra yine detayına gireceğimiz Avlu 138 projemiz var. Konut projesine örnek olabilecek yine içindeki yaptığımız boşaltmalarla kendini kimliklendirelim. Onun dışında Ankara'daki Türkiye Noterler Birliği binası, ki bu ideal bir yarışma süreci sonucunda elde ettiğimiz işte Selim İlmelioğlu, Orkun Özer ve MUM olarak bizim üstlendiğimiz bir ideal bir yarışma süreci sonucunda elde edilmiş bir bina. Bina şimdi 2009 yılında hizmete açıldı ve eski, yani çok güzel bir şekilde de eskiyor. Ben Ankara'ya gidip geldiğince de bakıyorum. Şu anda bu etrafı dolmaya başladı. Ama bu minnacık bir ölçek, çok sevimli bir ölçeği var. Buna da detaylı olarak gireceğiz. Bunun avlusundaki, avludan hayat bulan bir yapısı var. Yine detayına girmek istediğim bizim hani son yıllardaki en büyük konut üretiyoruz her zaman, ama bu konuda neler yapabiliriz? Bu bizim sosyal konut olarak yaptığımız bir proje. Bunun detayına gireceğiz. Ondan sonra yine onun dışında ofisimizde davetli ve ulusal yarışmalara giriyoruz. Onunla ilgili bir örnek Borsa İstanbul projesi. Burada biz çevresel parametreleri mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi hep çevredeki yeşil dokuyu içine nasıl alabiliriz kaygısı oluyor kimi zaman. Kimi zaman cepheye yönelik, aydınlatmaya yönelik parametrik bir takım unsurlarla binanın kimliğini vermek olabiliyor. Ama hep bir içeri gün ışığını almak ya da bir takım boşaltmalarla insanların rastlantısal olarak ya da bilinçli olarak karşılaşabilecekleri ortamlar yaratmak üzerine bir mimari anlayışımız var. Bu bizim sevdiğimiz bir yarışma projemiz ama bu sonuçlanmayan bir süreç oldu ve havada kaldı. Sonra ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bu proje Erciyes Kongre ve Kültür Merkezi, Kayseri'de Erciyes Dağı'nın üzerinde yaptığımız bir öneri proje. Burada bir master, Erciyes Dağı Gelişim Master Planı'nın bir parçası olarak yaptığımız bu projede işte doğayı Erciyes Dağı'nın keskin zirvelerini taklit eden bir yapılaşmamız vardı. Burada oluşturulacak olan bir göletle bütünleşen, işte onunla oradan başlayıp ve orada biten
geceliğin tamamen yok olup giden, kar yağdığı zaman da topografyayla bir bütün oluşturan bir başka sevdiğimiz proje. Yine yarışma projelerinde, bu bir önceki sunumda da bundan bahsetmiştim. Kampüs projeleri vardı. Onlarda yaptığımız ödül alan projelerden Düzce Kampüsü. Bunu bir master plan ve insanların hani sosyal hayatlarına yönelik olarak ne gibi katkıda bulunabiliriz? Onları çalıştığımız ortamlar olarak biz yarışmaları hep seviyoruz. Yarışmalara girmemizdeki sebep hep ofiste bir know-how üretmek üzere yarışmaları seçiyoruz. Son bir yarışmalara bir ara verdik bir senelik. Kendimizi bir nadasa bıraktık. Tekrar ettiğimizi düşündük çünkü kendimizi. Onun için şimdi daha güzel konular arıyoruz. Bu okul eğlenceli ve sosyal sorumluluk da duyabildiğimiz projeler. Buradan edindiğimiz know-how'ı ya da tasarım pratiğini şimdi tasarlamakta olduğumuz başka okullarda yakalama fırsatı bulduk. Bu projeler biliyorsunuz askıya alındı. Artık geçerli değil, kalmadı kampüsler. Rauf Denktaş Anıt Mezarı yarışmasında çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla beraber katıldık. Safvet Bekiroğlu ile beraber. Burada da ya derecelerden bir tanesiydi ya mansiyonluk, tam şimdi hatırlamıyorum. Yazmamışız. Üzerinden bir zaman geçti. Buradaki denememiz bizim daha parametrik olarak içeride devam eden merdivenler, süreklilik ve işte topografya oluşturmak üzere ne yaptığımız bir çalışmaydı. Kayseri Ticaret Odası'nda birincilerden bir tanesiydik ama binayı yapma şansımız değil, başka bir ekiple yapmayı tercih etti. Burada da biz Erciyes Dağı'na bakan bir kent basamakları oluşturup binayı da ona açmıştık. Burada işte Erciyes Dağı'nı sembolize eden bir görselle beraber kentin giriş noktasında yer alan içi boşluklu bir ticaret odası binasıydı. Biz Erciyes Üniversitesi'nde işte 2012 ile 2014 yılları arasında Murat ve ben ayrı ayrı proje yürütücülüğünde bulunduk. Dolayısıyla oradaki Kayseri'nin değerleri nelerdir, kente nasıl katkıda bulunabiliriz noktasında oradaki yaşanmışlıkların hayata geçtiği iki proje bu. Ticaret Odası ve Erciyes Dağı'nın üzerine yaptığımız kongre merkezi. Kongre merkezi davetli bir yarışma ürünüydü. Bu da ulusal bir yarışma ürünüydü. Yine Çanakkale Sosyal Konutlar Yerleşmesi bizim zaten hali hazırda yürütmekte olduğumuz bir takım sosyal konut projeleri var. Onların devamı olarak hem bir know-how üretmek adına hem de pratik hayattan tasarıma neler yansıtabileceğimizi görmek üzerine girdiğimiz bir başka yarışmaydı. Burada da yine mansiyon ödülü aldık. Göztepe yarışması bizim en sevdiğimiz, yine mansiyon aldığımız yarışmalardan bir tanesi. Burası bir rehabilitasyon ve doğal yaşam merkezi olarak geçiyor. O böyle bir yarışmaydı. Burada yaşam döngülerini inceledik. Kırsal hayattaki yaşam döngülerini ve bunun malzemeler bazında, işte tüketim bazında nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir takım araştırmalarda bulunduk. O açıdan ilginçti. Ve bunun yanında biz çok farklı ölçekte çalışabiliyoruz. Hani mega projeler dediğimiz işte 20 bin metrekare ve üzeri projelerin yanında mikro projeler olarak adlandırdığımız işte kimi zaman bir geçici strüktür olabilecek
bir kafe binası olabiliyor. Ya da bir giriş saçağını da biz çalışma konusu olarak şey yapabiliyoruz, işleyebiliyoruz. Bunları yaparken hep bir nasıl bir katkısı olabilir? İşte burada birazcık malzeme araştırması ve container architecture'da neler yapabiliriz onu inceledik. Burada da şeyden çok belli olmuyor ama işte çok geniş açıklıklı, yaklaşık bunlar işte 20 metre ayak aralıkları olan bir şeyde hem çelik stüktürle bir de parametrik olarak dilimlediğimiz bir tavan örtüsü var. Onu çalıştık. Burada projeler, case study olarak anlatacağım 5 projeden birincisi Avlu 138 projesi. Bu kentsel dönüşümün başladığı işte 2000'li yılların o 2009'du yanılmıyorsam proje zamanı Gültepe'de böyle kent dokusu biliyorsunuz buralarda işte şey Levent Büyükdere Caddesi, burası kamyon ve buralardaki plazaları hepimiz biliyoruz ama kentin içine doğru yani gecekondudan şeye, ilçeye dönüşmüş bir dokuda neler yapabileceğimizi çalıştığımız bir projeydi. Burada Gültepe'nin ana caddesi üzerinde yer alan arkadaki sokakla birleşen bir parsel üzerinde biz çalışma şansı bulduk. Buradaki yapılaşma koşulları işte bitişik nizam olacak. Ondan sonra işte zemin artı 5 katkan oluşacak bir cadde cephesi ve de arka sokak cephesi vardı. Biz buradaki çok derin olan ve arazideki kod farklarından doğan, yani ön cadde ve arka sokaktaki kod farkından doğan proje girdilerini, bitişik nizamın zorluğu olan cephe açamamak, yani tek yönde olan cepheleri çoğaltmak adına binadan çıkartma yaparak binanın ortasında yaptığımız bir avlu gibi ya da bir ışıklık gibi bir boşluk elemanını işleyerek ve çatılarla da oynayarak kimliğini verdiğimiz bir sevimli bir proje, kentsel dönüşüm projesi. Burada baktığımız zaman işte cephe modülasyonu, burası da işte bu niteliksiz yapılaşmada değişimin ilk öncüsü oldu. Bu proje daha sonra çevresine de aynı şekilde yansıdı. Burası tam asansör bölümünden çıktığımızda sizi karşılayan bir, biz bunu bahçe avlu çok küçük olduğu için Japon bahçesi gibi tasarlamaya çalıştık. Daha sonra buraya sarmaşıklar sarılıp bir yeşil duvara dönüştü. Ve bu bahçeye girişim yapan balkoncuklardan oluşan küçük metrekareli bir yapsat projesi esasında. Ama her binaya geldiğimizde veya giderken bu asansör bölümünde hep bir nefeslenme imkanı bulabiliyorsunuz. Yine konut olarak baktığımızda Buca Toplu Konut Projesi var. Burada bizim işverenimiz OYAK Holding, OYAK İnşaat. OYAK üyeleri için yaptığı sosyal amaçlı konutlardan birinci etabı burası. Bu yaptığımız konutlar bizim yine ekonomik olması açısından tünel kalıp taşıma sistemine tercih ettiğimiz İzmir'in sırtı sayılabilecek bir yerde, yani bu yol şehrin sınırını temsil ediyor esasında.
Ama bizlerin sırtlarında olup birinci kattan bile deniz ve körfez manzarasına sahip olabildiğiniz nitelikli bir gelişme alanı. Burada yaptığımız çalışma bizim işte kendi havlusuna dönük bir yerleşme ve arazide olan eğimleri de kullanarak farklı bir yerleşime gittik. Bu birinci etapta işte arsadaki eğimden de yararlanan, yani alt kota oturan ya da üst kota oturan yapılar, bunlar da kendi içlerinde alt girişlerle, üst girişlerle oluşan bir tipolojiye sahipler. Burada bizim yaptığımız şeyler ve bir boşaltmayla, biliyorsunuz İzmir'deki sıcak iklimde rüzgarı içeriye almaya çalıştığımız bu boşaltmalar bizim aynı zamanda rüzgar bacalarımız da oldu. Giriş hollerinin baktığı lehye bloklarımız vardı. Orada buradaki gördüğünüz gibi ışıklıklar daha da büyükler, iç bahçeye dönüşebiliyordu. Bu avluya, bu mesela alttan girişli bir blok. Bu üstten sitenin avlusuna çıktığımız bir geçişi var. Burası üstten ışık alıyor. Yan tarafında işte burada gördüğünüz ışıklık var. Ve burası içinden hani kapıları pencereye doğru açtığımız zaman içindeki hava sirkülasyonunu yaratabileceğimiz bir konut sitesi. Buradaki amacımız bizim esasında bu hemen inşaat bittikten sonra yeni çektiğimiz fotoğraflar. Daha önce yine benzer bir projede denediğimiz yine bu sosyal konut. Buradaki ışıklıkları verdiğimiz zaman kullanıcılar bu ışıklıkları kendi evlerinin bir parçasıymış gibi değerlendirip bütün bu gördüğünüz çiçekleri buradaki işte daire sahipleri yerleştirip burayı cıvıl cıvıl bir yer haline getiriyor. Şimdi bu yerleştikten 2 sene sonra çekilmiş bir Ankara Eryaman'daki bir proje. Biz 1-2 sene içerisinde buradaki apartman bölümlerinde böyle olmasını, bu şekilde bir dönüşüm geçirmesini bekliyoruz. Bununla ilgili yapılmış çok ciddi araştırmalar var. Her şeyden önce kendiniz de deneyimleyebiliyorsunuz esasında gezdiğiniz zaman. Eğer bir apartman oluyor, ışık, doğal ışık alıyorsa mutlaka kullanıcılar orayı benimseyip evlerinin bir genişleme alanı gibi değerlendirip işte bitkilerle donatabiliyorlar. Burada biz gezdiğimiz zaman yakalayamadık ama oradaki şeyler, görevliler bize bu hollerde kimi zaman kabul günlerinin bile ya da ziyaretlerin bile ortaklaşa yapılabildiğini söylediler. O açıdan çok da bir şey, bizim amacımıza ulaştığımızı gösteren, hani insanların hayatına dair pozitif bir katkı yapabildiğimizi görebildiğimiz bir şey, bir geri dönüş oldu. Burada da inşallah yine aynı şekilde bir gelişme bekliyoruz. RMO Mecidiyeköy ofis projesi ise yine Mecidiyeköy'ü hepimiz biliyoruz. Bu E5'in devamı olarak devam eden bir yerdir ve köyün altındaki Büyükdere Caddesi. Burada eski tekel arazisi ve de eski Ali Sami Yastır'ın yer aldığı bölge. Bizim ofisimiz de burada, bu Mecidiyeköy'de. En büyük şanslarımızdan bir tanesi binamızın penceresinden, yani ofisimizin penceresinden baktığımızda gördüğümüz bir bina tasarlamak oldu. Burada da bu sonuçta bittiği zamanki durum. Buranın Mecidiyeköy çok kaotik bir yer.
Biz 2006'dan beri Mecidiyeköy'de bizim ofisimiz. Biz bir iş alanındayız. Ama son derece yoğun bir trafik akışı var. Gerek yerde, gerek altta, işte gerek yaya olarak hani doğru düzgün kaldırım bile yok. Ama çok büyük bir popülasyon var. Baktığımız zaman Mecidiyeköy 90'lı yıllarda hani Maslak'tan önceki önemli ofislerin bulunduğu bir aks burası. Esentepe ve Zincirlikuyu'ya varana kadar. Daha sonra gelişiminde işte önce Levent, Levent'ten sonra Maslak olarak buradaki bayrağı devrediyor. Burada yapılaşma koşulları açısından zorlu koşullar var. Mesela burada kaldırım yok ama şu ileride profil alışveriş merkezi var. Ondan sonra bu sokağa çıktığınız zaman yürüyemiyorsunuz arabalarda ama çok fazla bir yoğunluğu var. Zaten buradan da görünüyor. Biz bunu bilerek, yani buranın dinamiklerindeki problemleri bilerek geliştirdik. Yani sahayı biliyor olmak hep bir avantaj sağlıyor. Onu işlerini nasıl ikna ettiğimiz ayrı bir konu ama buradaki imar koşullarının verdiği proje buydu. Yani biz bunun üzerinde herhangi bir tasarruf yapmak, işte bu kolu böyle değil de ileri gidelim ya da geri çekelim ya da işte bu binayı böyle değil de yatayda yapalım deme şansımız yoktu. Biz burada tek önerebildiğimiz şey bir eksiltme yaparak avludan bir avlu yaratmak üzere binada ortasını boşaltmak, yani kabağı oyar gibi oyarak bir avlu mekanı yapalım. Daha sonra buradaki eksilen metrekaremizi, çünkü bir yandan da yatırımcıyı ikna etmeniz gerekiyor böyle bir boşaltma. Yani tamam, hani herkes metrekare konuşuyor. Ama biz hep değerler üzerinden gitmeye çalışıyoruz yaparken. İkna etmek amacıyla dedik ki buradaki eksilttiğimizi belediyeyle konuşalım. İşte biz bir takım cumbalarla ya da işte binaya yapacağımız eklerle ekleme şansı neden bulamayalım dedik. Ondan sonra ve sonuçta da işte tabii bu çok uzun bir süreç ve hani sürecin uzun olması, mesela buradaki izinlerin alınması ya da belediyenin ikna edilmesi konusunda çoğu zaman işe yarıyor Türkiye'de. Nitekim burada da öyle oldu. Bu kampı 2008 krizinde duran ama sonra devam eden bir projemiz oldu. İşverenimizi ikna etmek için, hani buradaki deliği açmak için yaptığımız proje sayısı herhalde 10 tanedir. Yani 10 tane ayrı proje yaptık, 10 tanesini çöpe attık. Ama her seferinde, çünkü hani bir de şöyle olamaz mı, bir de böyle olamaz mı, bir de bir içteki yerleşimlerle falan çalışıyorsunuz. Karşı tarafı da ikna etmek üzere çalışın. Daha sonra onlar da bu projeye inandılar ve biz bunu inşa edebilme şansı elde ettik. Yatırımcısı da inşaat kökenli olduğu için hani bizim detaylarımızı da çok iyi bir şekilde uydular ve çok iyi detaylarıyla bitirilmiş bir yatırım projesi çıktı. Normalde bu bizim çok yapılıp gidilip satılan binalarla karşılaştığımız için hep dökülüyor binalar. Ama biz gerek detay çözümü olarak, gerek malzemelerin birbirleriyle uyumu olarak konuyu detaylarına varıncaya kadar bir olarak çalıştığımız için bina çok güzel bir şekilde bitti ve bu içindeki yaptığımız oyun işte gündüzde böyle, geceleri de böyle bir herkesin nefes alabileceği, çünkü dışarıda bir kaos var ilk başta bahsettiğim gibi
Burası tamamıyla dışarının gürültülerinden izole edilmiş bir saklı bahçe haline geldi. Bütün o dışarının kaosundan burada hani bir yarım saat, işte 15 dakika mola verdiğimiz zaman gerçekten dinleniyorsunuz. Biz çünkü ofisimize çok yakın olduğu için arada gidiyoruz, izin alıyoruz tabii. Bu bir binanın yolcusu de güvenlikçisi karşılıyor, bizi artık tanıdılar. Burada bir nefeslenme şansımız oluyor. Aynı zamanda bu şey olarak da işte peyzajıyla beraber düşünülmüş bir proje. Ama işte sigara alanı oluyor maalesef. Bu da bizim gündüz bu fotoğraflar, hani bizim bina çalışmazken çektiğimiz fotoğraflar. Ama bina çalışırken lobide gördüğünüz gibi hani şey, bu bankları hep dolu görüyoruz. Bu da bizim ofisimizden yapım aşamasında çektiğimiz bir fotoğraf. Buradaki cepheye modülasyonunu düşünürken işte orası sonuçta kiralanabilir bir ofis yapısı olarak planlanmıştı. Dolayısıyla içerideki kiracıların her türlü oda bölüntülerine imkan verecek, farklı büyüklüklerde odalara bölünebilecek bir ya da farklı odalara indirgerek bile kiralama senaryolarının çalışıldığı bir ihtiyacı karşılayan bir program içeriyordu. Cephede ona karşılık geliyor. Burada baktığımız zaman, şimdi biz 10 tane proje çizdik, 11.sini imal edebildik belki ama yatırımcı da günün sonunda hani arka sokak, ana cadde üzerinde olmayan bir binayı ana cadde fiyatında, hatta Levent'teki plazalarla yarışabilecek bir şekilde kiralama bedelleri üzerinden karşılığını almış oldu. Yani buradaki bilimsel olarak tartışabildiğiniz bir işleriniz varsa herkesi ikna etmek mümkün bilimsel bazda. Noterler Birliği projesi, ben biraz hızlı gidiyorum. Hani hem az kişiyiz hem de sonrasında soru cevap yaparız. Konular öyle daha rahat açılıyor diye düşünüyorum. Eğer çok hızlı gidiyorsam bana müdahale edebilirsiniz. Türkiye Noterler Birliği projesi Ankara'da, Söğütözü'nde. Ankara'yı herkes biliyor mu bilmiyorum ama işte burası Eskişehir yolu. Burası Atatürk Orman Çiftliği'ydi, artık yeni Cumhurbaşkanlığı sarayı oldu. Burası AKP yönetim binası. Burada biz projeyi yaparken Ford Otosan servisleri vardı. Bu da böyle köşede bir arsaydı. Ulusal 2003 yılında ulusal yarışmayla elde edilmiş bir, yani birinci olan proje. Biz Selim Hoca ve Orkun'la beraber hani bu projeyi kazandık. Ama 2006 yılında ne kadar bu binayı gerçekleştirmek yolunda herhangi bir adım atılmadı. Ancak 2006 yılında işveren tarafı, Noterler Birliği bizi davet etti Ankara'ya ve dediler ki bize, biz bir prestij binası istiyoruz dediler. Biz yarışma bölümcüsüyüz ama prestij herkesin kafasında yükselerek sağlanılan bir şey. Yani kabataslak baktığımız zaman bize de öyle bir taleple geldi yönetim kurulu Noterler Birliği. Biz onları esasında yatay, yani binanın yatay olması, bir kamu binası olması, şeffaflığı ön plana, yani bunlar bizim zaten proje aşamasında, yarışma aşamasında
aslında gündeme getirdiğimiz konulardı. Prestijin yatayda da sağlanabileceği konusunda karşı tarafı ikna ettik. Birazcık düşündüler, taşındılar ama öyle mi olur, böyle mi olur ya. Sonunda bize güvendiler. Güvenliğinin sonucunda da çok iyi bir binaya sahip oldu. Burada esasında binanın özü bildiğimiz kervansaray plan şeması. Ortada avla, etrafında ofislerin yer aldığı bir kulübünü boş bırakmıştık. Burada binanın karşısında güzel ağaçları vardı, onu açtık. Avlunun altında da konferans salonunu içeren bir programı vardı. Tabii yarışmaya çıkarken TNB program birazcık daha yüklüydü. Bizden istedikleri programda konaklama üniteleri, sosyal tesisler, işte ofis, kongre yapabilecekleri bir konferans salonu falan gibi çok karmaşık, yani hem ofis fonksiyonlarını yer alan bir yerde, bir yerde sosyal tesis, hani tenis kortunu varıncaya kadar konaklama da yapılabilecek, bir de ufak otelcikle beraber, misafirhaneyle beraber bir şeyi vardı, yapı programı, yarışma programı vardı. Bizim ana konseptimizde o zaman L1 ofis binası burada da bu kolda konaklamaya ayrılmış bir yarışma projemiz vardı. Ortada da işte yüzme havuzundan tenis kortuna kadar bir köşeye sıkıştırılabilince bir sosyal tesis imkanımız vardı. Ancak bu karmaşık fonksiyonların bir arada bulunmasını, yani kendini de aradan geçen 3 sene içerisinde değerlendirdikten sonra ve artan ofis ihtiyaçlarıyla beraber bizden yemekhaneye indirgenmiş bir sosyal tesis, konferans salonu ve tamamıyla bir ofis binası talebiyle geldiler. Biz yaklaşık 1,5 senelik bir projelendirme süreci sonucunda 2 senelik de bir imalat süreci oldu bu projenin. Ve biz projenin başından sonuna kadar her aşamasında projenin başındaydık. Yani çok iyi bir projeyi sözleşme, yani yarışma aşamasından işin devresinde olan bir müşavir grupla beraber biz bu projeyi yaptık. Sürecin ileride yakın olarak işlemesinde onların katkısı da çok büyük. Ve bizim burada proje kontrollük olarak yetkilerimiz de çok fazla olduğu için biz bu binayı bir TOKİ müteahhitiyle beraber yapma şansı oldu. Yani nasıl söyleyeyim? Çok zorlandık biz, ne işin kaliteli yapılması konusunda karşı tarafı ikna, hani müteahhiti ikna etmek için ve sonucunda kendileri çok da iyi de bakıyorlar. Bina bu kalitesinde tamamlandı ve hala daha bakımları tam yapıldıktan sonra da herhangi bir problem olmadan bina hayatına devam ediyor. 2009 yılında da bu bina açıldı ve çalışmaya başladı. Bizim burada kullandığımız işte doğal malzemeler, işte fibrobeton gibi yalınlıktan ilerledik. Onun dışında buradaki projenin en önemli öğesi avlu ve işte avluda yapılabilecek etkinlikler. Yaklaşık burası yani avlu diyoruz ama işte yaklaşık 2500, yanlış hatırlamıyorsam 2500 metrekarelik bir bahçe burası. Burada restoran bölümü var. Ondan çok uzun
güzel bir mutfakları vardı. İşte iki katlı bir restoranları var. Otomanlığıyla bahçeye açılıyor. Etkinliklerde kullanabildikleri bir sinema perdesiyle yan tarafla da izole ettiğimiz bir perdelerimiz var. Buradaki ağaçlar yanıp zannediyorum artık bitti. Çünkü burada yüksek yüksek kuleler vardı en son haftaya gittiğimde. Burası çok küçücük kalmıştı. Buradaki en önemli özelliklerden biri de binanın bir geçiş noktası oluşturan bir atriumu var. Bu atriumda işte bütün katları birbirine bağlayan merdivenleri, ofis alanları ve ofis alanlarından hep devamlı olarak görebildiğiniz ve çıkabildiğiniz bir avlu. Ve burada işte kahve içme köşesi olarak düzenlenmiş bir takım başka köşelerde yukarıda bir kütüphanesi vardı. Burası bir geçiş alanı, şeffaf bir iç boşluk olarak ta alttaki işte konferans salonunun fuayesine varıncaya kadar içeri ışık alabildiğimiz bir boşaltmaydı. Burada konferans salonunun fuayesini görüyorsunuz, malzemelerindeki süreklilikler. Ve avlunun altında da yaklaşık 500 kişilik bir konferans salonu görüntülüyor. Buradaki bizim için en önemli verilerden bir tanesi, biz bu bina bittikten sonra hafta sonu fotoğraf çekimindeyken pazar günü yönetim kurulunda başkan yardımcısıydı galiba, şimdi ben ismini hatırlayamıyorum ama onunla karşılaştık. Dedi, siz ne yapıyorsunuz? Biz de bir fotoğraf çekmeye geldik. Ondan sonra bize siz ne yapıyorsunuz pazar burada? Ben de burada çok rahat ediyorum dedi. Çok rahat, huzurlu hissediyorum dedi. Dolayısıyla hanımı beklerken bir yere bırakmış, alışveriş merkezine bir yere. Ben dedi geldim burada 2 saat iş hallediyorum dedi. Ondan sonra bizim için en büyük ödüllerden bir tanesi oydu. Yani güzel bir mektup. Ve bu yarışmalar adına tamamlanmış ideal süreçlerin bir ürünü. Biz inanıyoruz ki bu süreçleri tamamlama şansı bulunursa, bu tabii tek taraflı bunların ya da yarışmayı açan kurumların ayrı ayrı değil de beraber yaratabilecekleri bir sinerji sonucunda ortaya çıkabiliyor. Burada da mesela bu bina çok güzel gitti. İşte biz bununla bir takım yarışmalara girdik. İşverenin bizden daha çok ödülü var. Mesela Akitane işveren ödülünü aldı. Ondan sonra Serbest Mimarlar Derneği'nin proje yönetimi ve işveren ödülünü aldı. Dolayısıyla ideal süreçler herkese olumlu olarak yansıyabiliyor. Biz şimdi bu binanın son durumunu yine inşaat başlangıç yılında tekrardan fotoğraflamayı düşünüyoruz ki hani bir 10 sene geçtikten sonra bina ne durumda olmayacak diye. Ankara'nın bizim için önemli bir şeyi var. Yani TNB'nin dışında bizim Murat'ın da benim de liseyi biz Ankara'da bulduk. Ankara kökenli. Sonradan İstanbul'da bulduk. Şimdi yine geçen sene yaptığımız bir davetli yarışma sonucunda elde ettiğimiz şu anda devam etmekte olan Oyak Genel Müdürlük binası projesi var. Sizlere aktarmak istediğim son case study biz hani nasıl yaklaşıyoruz. Bu binada inşallah bir tamamlandığı zaman biz TNB'ye Ankara'nın en güzel çalışma ortamı diyoruz. Şimdi onun kardeşi gelecek Oyak Genel Müdürlük binası olarak.
OYAK Genel Müdürlük binası işte Ankara Çankaya'da yer alıyor. Bu Yıldız diye geçiyor galiba. Ankara'nın sınırı diyebileceğimiz bir çeşit artık o sınırları tarafa doğru geçiş kendini gösteriyor ama çevre yolunda yakın bir noktada bulunuyor. Burada işte Kont bölgesinin içerisinde kalmış bir yapı adasının içerisinde biz çalışmamızı yapıyoruz. Buradaki bizim proje alanımızın en büyük girdisi bu şeydeki proje alanında komşu olan yeşil alan bizim için en büyük girdiydi. Buradaki burada Koyan Zira Kent Projesi var. Burada bir vadi var. Burası da yeşil alan olarak değerlendirilecek. Burada Lozan Parkı var. Burada bir alışveriş merkezi var. İşte belediye, Çankaya Belediyesi'nin burada bir spor tesisi planlaması var. Diğer etrafı da tamamıyla konut bölgesinde oluşuyor. Arazide yaklaşık burası 12.000 metrekarelik bir arazi. Arazinin yolu tek bir noktadan ana caddeye uzunca bir çıkısı bakıyor. Kuzeyinde bir ufak koru niteliğinde bir park var. Bayağı gelişkin bir yapısı. Burada bir servis yolu açılıyor. Ve arazinin bir köşesi diğer buraya 0 dersek, burası -4, burası +1 gibi yaklaşık bir çaprazdan baktığınızda 5 metrelik bir kot farkı var. Biz buradaki proje girdilerini nasıl şey yapabiliriz? Hani işverenin talep ettiği bizden bir program var, bir genel müdürlük, bir üst yönetim, burada yönetim kurulu için 3 ayrı program istiyoruz bizden. Artı bir de sosyal tesisler gibi. Bunların bu programın hacmen dağılımı işte asfaltlı bir binada yapacağımızı öngörerek bu şekilde yer alıyordu. Daha sonra biz bu işte arsaya nasıl yayılabiliriz diye düşündüğümüzde kütlelerin gelişimi ortaya çıktı. Topal bir ile genel müdürlük birimlerini, üst yönetim binası ve yönetim kurulu başkanlık binalarını da döndürerek A avlusu ve daha doğrusu yeşil avlu ve bir karşılama avlusu oluşturabileceğimiz bir yapılaşmaya gittik. Burada iki yeşil avluyu yani bahçe olarak kullandığımız sosyal avluyu arazideki kot 5 metrelik kot farkını daha yararlanarak alt kotta değerlendirdik. Ve de üst yönetim için bir giriş plazası oluşturduk köşede de. Tek bir girişten bütün sistemi besleyebilir hale geldik. Burada işte üst yönetimin arazi içerisine girecek araçların dolaşımı ve otopark girişlerini organize ettik. Daha sonra bu çökertilmiş avlu sayesinde de ortaya çıkardığımız bodrum katta işte bizim sosyal fonksiyonlara ayırdığımız işte konferans salonu, yemekhane, işte toplantı organizasyonları gibi bir yapılaşmaya gittik ki bunlar hani tamamıyla avlu yeşil açılsın düşüncesiyle binaları da ABC yollara bölüp bu kodda hepsini de birbirine bağlamış olduk aynı zamanda. Daha sonra bu blokları ayaklar üstüne kaldırıp yol kutundan avlu ile görsel bağlantıyı sağladık ve avlu daha sonra da işte parkla bunu bir bütünleştirmeye çalıştık. Daha sonra binanın içerisine
bir takım boşluklar açarak gün ışığını almaya çalıştık. Aynı zamanda burası tamamıyla güney cephe. Burayı perdelemek üzere bir solar pergola diye tanımladığımız bir pergola elemanı getirdik. Daha sonra bu gün ışığından yararlanmak, tabii şeyin kurumun da isteklerinden bir tanesi olan işte yeşil bir bina yapmak, işletme maliyetlerinin uzun vadede kendilerine artı değer olarak döneceği çözümler üzerinden ilerlemek gibi bir düşüncelerle ilerledik. İşte buradaki tek noktada güvenlikle misafir ve işte VIP otoparkları birbirinden ayırabildik. Programda ilk başta bir heliport düşünüyordu ama bundan daha sonra vazgeçip oradan da artık bir çıkmadım. Hem bunun devamı haline geldi. Ve şimdilik random olarak sunabildiğim projenizin yarışmayı kazanan imajları bunlardı. Bu şimdilik proje geliş ruhsat aşamasında proje özünü koruyarak ileride inşallah bir iki sene içerisinde fotoğraflarını çekme şansı bulacağız. Burada biraz önce anlattığım hani bütün nasıl söyleyeyim bütün antrenmanların bir sonucu gibi bir bina esasında. İşte hani güney cephesinde güneş kırıcılarla ışığı kontrollü almak gibi solar pergolayı inşallah bir aksilik olmazsa hayata geçirmek çalışıyoruz. Ondan sonra ve sosyal imkanlarıyla kullanıcılarına mutluluk veren herkesin çalışmaktan mutluluk duyacağı bir çalışma alanı yaratmaya çalışıyoruz. Burada işte peyzajda önemli unsurlardan bir tanesi ki parkın bir avluya, avluda sürekliliğinin sağlanması ve sosyal alanlarla avluyu bütünleştirmek. Biz en büyük eforu bunu gerçekleştirmek için sağlıyoruz. Onun dışında binadaki işte bir takım iç boşluklarla, yani hep gezerken binanın içindeyip kullanıcı olarak hep dışarıyla temas halindesiniz. Hep doğayla bir aradasınız. Görsel bağı hiç kaybetmiyorsunuz. Ve işte pencerenizi açabiliyorsunuz. İşte burada güzel bir park var. Daha sonra belediye binalar arasında burada bir vadi düzenlemesi var. Şehrin sakin bir kenarında kalmış yürütüsünden, haykırından uzak bir yer. Burada rakamsal olarak biz yaptıklarımız, yapmadıklarımız olarak baktığımızda burası 12.000 metrekare, 12.778 metrekarelik bir arsa alanına sahip. Ve biz burada sadece taban alanı olarak, yani binalarımızın girişini işgal eden %15'ini sadece 2000 metrekaresine oturuyor. Çünkü binaları ayaklar üstüne alıyoruz. Yeşile daha çok yer açıyoruz. Bunun 4000 metrekaresini sert zemin oluşturuyor. O da zaten giriş servis yolları ve otoparklar. Ama bunun dışında hani %51,5'luk bir alanını tamamıyla yeşil alan olarak doğaya finale ediyoruz. Ve buna hani çatılarımız dahil değil baktığımız zaman. Biz binanın çatılarını da işte bir takım sosyal imkanlara yönelik işte bir dinlenme terası ya da üst düzey bir davetin yapılabileceği bir sosyal alan olarak değerlendiriyoruz. Hani pergolanın bir parçası olarak. Onun dışında burada
yarışmalarda kimi zaman kağıt üstünde kalan ama burada gerçekleştirme şansına ulaşabileceğimiz işte doğal havalandırmasından, yağmur suyu toplamasından, işte güneş enerjisinden yararlanmasına, elektrikli arabalara varıncaya kadar düşünülmüş bir takım sistemleri sanal ortamda test ediyoruz ve bunları hayata geçirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar. Ben sorularınız varsa onları şey yapabilirim. Sorun değil mi? Gözlem var. Yani sizin projede parmak izi gibi. Çok sağ olun. İçinde mutlaka aldığım uçak gözlem var. Evet. Yani sizin bir projenizi görünce hemen sizin olduğu anlaşılıyor. Sağ olun. Biz de nasıl söylemek gerekiyor? İşverenlerimizi ikna etmek için biz şey yapıyoruz, yani çok çalışıyoruz. Ama idareler de, çünkü idarelerle de muhatapsınız bir yanda, hani belediyelerle, işte kimi zaman işte izin almak için ruhsat süreci çok sancılı bir süreç bizim için. Ama bizim işverenlerimizin tamamı hiçbir şekilde tamamen legal süreçlere sahip, legal olarak ruhsat sahibi olmak isteyen işverenlerimiz var bizim. Bu da bir şans oluyor karşı tarafa ikna etmek açısından. Ama demin Rönesans örneğinde gösterdiğim gibi orada da karşı tarafa ikna etmek çok zor oluyor. Çünkü herkes işte metrekare konuşuyorsun. O zaman. Halbuki siz oraya bir hayat öneriyorsunuz, bir program öneriyorsunuz ya da bir yaşam tarzı öneriyorsunuz. Bunun karşı taraftan karşılık bulabilmesi rakamlar konuşarak yapabiliyorsunuz. Hani biz de sevmesek bile bak işte diyoruz bu kadar hani şey var, bu kadar kaybedeceğiz ama zaten 6 metreden sonra güneş ışığı girmezse orası kullanılabilir ofis değil. Sen onu işte 10 liraya satmak istiyorsan 5 liraya zor satarsın diyoruz. Mesela oturup gayrimenkul çalışıyoruz. Hani fiyatlar nedir, ne değildir ki yaptığımız mesela burada da sürdürülebilirlik konusu bir yerde geliyor. Hani şey yaptığımız zaman hani sekliyoruz sürdürülebilirlik sertifikaya bağlanması gerekmez. Siz zaten hani doğal ışık alması gerekiyor, havalandırmasını doğru yapıyor olmanız gerekiyor. İşletmeye yönelik bir takım otomasyonları zaten yapmanız gerekiyor. Onu yaptığınız zaman sertifika kendiliğinden geliyor. Burada birazcık daha üste çıkıp çünkü bir kurumla çalışmanın artısı yatırımlar hep uzun vadeli olarak düşünülüyor. Kurumdan bir müdahale geliyor mu? Nasıl? Kurumdan müdahale geliyor mu? Geliyor çünkü zaten onlardan işverenler, yani sonuçta bir yatırım bütçeleri var. O bütçenin içerisinde işi çözmeye çalışıyorlar ondan sonra. Ama hep işte gayrimenkul yatırımında 5 senede geri alabiliyor muyuz tartışılırken, işte burada 10 sene alıyorsak o iyi. Biz bu binayı zaten 50 seneyle 100 sene arasında kullanırız diyorlar. Çünkü şu anki binaları yaklaşık 40-50 senemiz olmuş yani. Dökülüyor her tarafı belki ama çok sıkışık kalmışlar zaten. Ama bunun bilincindeler. Yani şey olarak bakmıyor. Hani, o bütçeler çok şişli değil. Hani bu yatırımı yaparız biz ama hani bunun bize geri dönüşü olur. Zaten sürdürülebilirlik bugünden yarın olan bir şey değil. Yani onun geri dönüşü size yaptığınız yatırımın belli bir zamanı alıyor. Belki teknoloji birazcık daha hızlı ilerlemesine bakmamız gerekiyor. Yani hep bir ikna sürecimiz var. Hani bunu yaparken yoruluyoruz ama bundan gocunmamak gerekiyor. Belki birazcık daha işte kullandığımız
programlar gelişiyor. Onlarla ikna etme şansımız oluyor. İşte güneşlenme analizi yapabiliyoruz. Ya da işte doğal hava akışlarını öngörebiliyoruz. Diyoruz ki burada işte şimdi yeni konuştuğumuz konulardan bir tanesi ısı cam gibi yapmayalım. Hani tek bir yalıtım tabakası olmasın. İki boşluklu yapalım biz burayı. O zaman senin ısıtma ve soğutma maliyetleri %60 oranında, hani %10 daha çok ödüyorsunuz cama. Ama %30 ile %60 arasında değişen bir kazancınız var. Bunları insan araştırıp, öğrenip, karşı tarafa sunduğunuz zaman zaten herkes ikna oluyor. Ama sizin daha çok çalışmanız gerekiyor. Buradaki şey o, yaparken yani biz Rönesans'a hakikaten 10 takım projemiz var. Farklı farklı senaryoları değerlendirilmiş. Buradan geçmeye çalışıyorum ama sonuçta işveren tarafını ikna edebilmek çok sancılı oldu. Ama sonuç iyi oldu. Yani onlar da şimdi mesela hani yatırımlarından memnunlar. Çünkü sonuçta burayı kar etmek üzerine yaptıkları bir sistem olduğu için siz arka sokaktaki bir binayı cadde üzerinde hatta Lazalar'ın bulunduğu bölgede bir kiralama fiyatına satabiliyorsanız, kiralayabiliyorsanız o zaman zaten mutlusunuz. Biz de onu yaparken kamu adına ne kazanım yapabiliriz? Yani burada baktığımızda işte buranın doğru düzgün yürüyecek kaldırımı yok ama biz işte zemin katlı binayı geriye çekip işte düzgün bir kaldırım yapıyoruz. Hani ben Mecidiyeköy'de bundan daha düzgün bir kaldırım yok yani Mecidiyeköy'de. Ondan sonra ve işte 2-3 tane yeme içme amaçlı düşünülmüş dükkan var ve bunlar tamamıyla geri çekilmiş. Hani başka bir noktadan bakış açısı yok. Bunlar çok çirkin olduğu için buraya koyamadım ama burada bir nefeslenen bir boşluk var. İşte burada biz gidiyoruz, burada yemek yiyoruz, işte şu köşede kahve içiyoruz. Ondan sonra içeride baktığımız zaman işte bu terasta kiracılar şey yapabiliyorlar, dolanabiliyorlar bir takım aktiviteler için. Burası keza aynı zamanda herkesin soğuk alabildiği bir yer. Dolayısıyla bir şey yapmadığınız zaman esas orası daha çok yaşıyor. Yani yapmadıklarımızla hayat, mekanlar öyle hayat buluyor. Siz doldurduğunuz zaman orada yaşama imkanını bırakmıyorsunuz. Keza yine şeye bu BTK'daki konut projesine, mesela bu bir gün hakikaten o işe dönüp hani bir hafta orada vakit geçirip o gün yapan teyzeleri çekmek istiyorum. Bu Ankara'daki bir proje ama onu yakaladığımız zaman zaten hani bu boşaltmaların amacı şeydi, biz bu projeyi yaparken tünel kalıpta bu kadar boşluk açılır mı, açılmaz mı onu tartıştık. İşte statikçisinden işverenine kadar. Bizim amacımız böyle bir sonuçla şey olmasıydı, bitmesiydi işin. Nitekim 2 sene içerisinde burası yemyeşil oldu. Yani bunun altında da bir ağaç dikebileceğimiz bir yer var ama Katolik çok daha şey yemyeşil. Bahçeden bile daha yeşil oluyor. Çok ilginç bir tespit. Ben bunu üniversite yıllarındayken araştırmalarda bununla ilgili yazılmış bir sürü tez var. Yani Türkiye'de de yapılmış tezler var. Apartman önünde güneş alıyorsa mutlaka alveyi çiçeklerle donatın insanlar. Ya da işte yukarı çıktıkça eski diyelim Kadıköy evlerinde de var o. Apartman önünde ışık alıyorsa yukarı doğru çıkınca pencerelerden daha çok ışık geldiği için yukarı katlarda daha yani hep gezerken bakın mesela apartman varsa orada bir çiçek stand'i salıyor.
Dolayısıyla biz ne kadar çok ışık alırsak o kadar çok yaşamaya başlıyor. İnşallah bunları da şey yapacağız. Bu şekilde görme şansımız olacak. Şimdi bomboş inşaat sonrası duruyor. Küçücük bir şey var, ağaç bu. Ama hedefimiz şey yani bunu bulmak. Yani bunu bu olduğu zaman biz mimar olarak işimizi başarmış oluyoruz. Yoksa hani çok güzel formlar yapabilirsiniz, çok güzel cepheler yapabilirsiniz, planlar çözebilirsiniz ama burası yaşamadıktan sonra bir anlamı yokmuş gibi geliyor. Dolayısıyla biz hani insan burada neler yapabilir, potansiyeli neler olabilir, bunlar üzerinden ilerleyince en güzel örnek bu esasında için bizim mimarlığımıza dair bir apartman bölümündeki fotoğraf. Sizin için çok teşekkürler. 2008 yılında okulun şart koştuğu şart mesajını ben modeller bir binasında yapmıştım. Öyle mi? Onun için tekrar teşekkürler. O vakitler daha sizin uçan merdivenleriniz daha yeni takılıyordu. Onlardan montajında falan yer almıştınız. Benim merak ettiğim biraz şey, noterler birliği binası Türkiye standartından öte, hani lokal bir şeye bakacaksak, Ankara standartında gerçekten ilginç bir yer. Hem gerçekten kendi içinde o çabuk bir süreyi baha sunuyor, o bahayı kendi içinde çok iyi koruyor, aynı zamanda geçimde tutabiliyor. Hani beyefendi de sordu mesela, hani işverenler ne derece müdahil oluyor diye ya da ne kadar müdahil olabiliyor diye noterler birliği binasını o yapı özelinde merak ediyorum gerçekten. Ne kadar müdahil olduğunu hem ne konularda zorlandığınızı açıklayalım. Eğer olabilirsiniz. TNB'de şöyle bir şey var. Yarışmayla elde ettiğiniz bir projede mimar olarak siz daha güçlü duruyorsunuz. Yani hele ki ulusal bir yarışmayla elde etmişsiniz bir projeyi. Tabi burada idarenin tutumu çok önemli ama idare bize burada bayağı imkan tanıdı. Yani imkan tanıdı derken yetki verdi. Yani kontrolünü de biz yaparken benim dediğim gibi ihaleyi alan firma bir TOKİ müteahhitiydi ve o şekilde yaklaşıyordu. Belki sen stajı Erbil'e yapmışsın anlaşılan. Onların nasıl yaklaştığını sen benden daha iyi bilirsin ama ben bina sahibiyle havluda kavga ettiğimi biliyorum. Yani şey, daha doğrusu müteahhit değilim bina sahibiyle. Ben bundan daha iyi bina yapamam, ne istiyorsun benden dedi. Halbuki biz şey dedik yani, ilk başlarken her şey çok güzel başlıyorsunuz zaten. Kontrollü toplantılarında. Her türlü şeyi nasıl söyleyeyim, sonuçta onlar bu işi para kazanmak için yapıyorlar. Siz de bunu bir eser olarak yaklaşıyorsunuz ve orada bir çıkar çatışması doğuyor. Çünkü karını maksimize etmek isteyen bir organizasyon, hani bu haklı sebepler de olabilir ama etik dışına çıkıldığı zaman işte hani çarpışmaya başlıyorsunuz. Ya da siz eserinizin daha iyi sonuçlanması için bir takım detay, daha güzel, daha iyi çözülmüş detaylar talep ettiğimiz zaman bunun karşılığını bulamıyorsunuz. Ve biz burada hakikaten söylerken ben daha ne yapayım size, hani benim yapabileceğim en güzel bina bu derken ben adama işte neden biz Almanya'daki bir binayı yapamayız diye ilk toplantıda şey yaptık. Almanya'daki ya da Avrupa'da örneklerini görebildiğimiz bir bina yapmak üzere yola çıkıyoruz. Ona göre diye yani biz amacımızı söyledik. Onlar da biz yaparız dediler. Biz dedik ki işte bak burada yani burada fotoğraflarda göremediğiniz bir takım detay arızaları vardı. Dolayısıyla hani onların daha iyi olması için biz çok savaş verdik ama burada şey işveren tarafı yani idare diyelim ya da noterler birliği bizi bir sürü konuda yetkili kıldı. İçimiz onu yapabiliyor.
Yoksa başka işlerde siz o kadar güçlü olarak işte müteahhitin karşısında olmazsanız zaten hani şey oluyor, bugünden yarına eskiyen binalar oluyor. Ama biz projeyi çizerken de her türlü detayı da çözmeyi seviyoruz, beceriyoruz da ondan sonra ve o detayların yapılmasını talep ettiğimiz için çatışma çıkıyor. Ama o detayların işte hani %60'ı 80'i mertebesinde bitirdiği bir zaman zaten binalar güzel eskiyor. Burada işveren tarafı bize bir şey nasıl söyleyeyim? Hani bu çok ekstrem bir case. Yani çok ideal bir süreç, olması gereken bir süreç. İşveren tarafı olarak TNB, mimar olarak bizler, yani biz de elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Onlar da bizim arkamızda durunca böyle bir sonuç elde etti. Keşke bütün yarışma süreçleri böyle sonuçlanabilse ama şey oluyor, yani bir yerde hep işveren tarafı ya da hep idareleri, genelde çünkü yarışmaları, ulusal yarışmaları, resmi kurumlar açıyor. Onları şey yapmak hani çoğu zaman onlar suçlu oluyor. Orası şey hani süreklilik yok çünkü. Bugün gelen bir şey istiyor, başka gün gelen başka bir şey istiyor ama Noterler Birliği'nde bir süreklilik söz konusuydu. Burada 2003'te yarışmayı açan yönetim kurulu Nun kararını 2006'da gelenler hayata geçirdiler. Hatta biz bina yapılırken hani sonuçta 3 senelik bir süreç bu aşağıya göre 3,5 senelik bir süreç. Orada yönetim kurulunda bir takım değişiklikler oldu ama bu süreç devam edildi. Hala daha binaya mesela çok iyi yapılıyor. Yani gittiğiniz zaman yeni yapılmış gibi duruyor. Etrafında bambaşka bir Ankara var artık. Hani biz projeyi yaparken kimden başka. Buna rağmen çok iyi duruyor. İçerisinde ben bir fırsat bulup da şey yapmadım. Uzun zamanda gitmedim. Arada gidiyordum. Gözlemleme şansım olmadı ama dışının bu kadar iyi durduğu bir yerde içerisi çok daha iyi duruyordur. Dolayısıyla süreklilik önemli. Bizde mimar olarak bizlerin yaklaşımı önemli. Çünkü hani ikimiz zaman projeleri biliyorsunuz ama detay çizmiyorsunuz. Detay çizmezseniz o zaman müteahhit kafasına göre yapıyor. Siz gittiğiniz zaman binayı tanıyamıyorsunuz. Bunlar oluyor. Ama biz yarışma kültürüne inanan bir ofisiz. Bunu hani hayat, yani çok ideal bir süreci yaşadığınız zaman daha farklı da yaklaşabiliyorsunuz. Bu, keşke bunun daha çok bu süreci anlatma fırsatı yakalayabilsek de bütün süreçler buna dönebilse. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Vaktinizi aldım.